Proje dahilinde teknoloji ve zihin engeli olan bireylerin eğitimine dönük farklı kalemler mevcut. Örneğin teknoloji laboratuvarı ve eğiticilerin eğitimi. Bu konuda odaklanılan noktalar nelerdi? Bir proje geliştirirken sadece tek bir hedefe dönük olarak çalışmak çok olası değil. Zicev'in oynadığı rol itibariyle Zicev aynı zamanda bir STK, büyük bir STK. Ve Zicev sadece çocukların eğitimiyle ilgilenmek durumunda değil. Farklı modeller de ortaya koyabilmeli. Ve bu proje kendi içerisinde bir hizmet içi eğitim, bir öğretmen eğitimi de içermesi bakımından. Aynı zamanda teknolojinin sadece meslek öğretimi değil, bir rekreasyon, bir boş zaman değerlendirmesi, bir keyif alınabilecek şekilde farklı şeyler gerçekleştirmek üzere kullanılabileceğini ve zihin engelli bireylerin de bunları kullanabileceğini, nasıl ben bilgisayar karşısında bir şeyler yaparak bir şeyler üretebiliyorsam ya da keyif alabiliyorsam, o bireylerin de aynı keyfi yaşayabilmesi için onlara bir fırsat sunulması gerekiyordu. Bunun için hem onları desteklemek hem de öğretmenleri desteklemek anlamlı bir hale geliyor. O zaman bir bilgisayar laboratuvar kurmak, içerisine ekstra malzemeler koymak, öğretmenlerin eğitimini desteklemek, gençlerin bilgisayar ve teknolojiyle farklı şekilde buluşmalarını sağlamak, onların günümüz dünyasındaki yerlerini güçlendirebilmek için bana kalırsa iyi bir fikirdi. Ve yine söylüyorum, gayet de güzel oldu. Hocam, artırılmış gerçeklik gözlüklerinde kullanılacak mesleki beceri yazılımlarının geliştirilmesinde meslekler ve içinden becerileri seçerken hangi ölçütlere göre karar verdiniz? Öncelikli olarak hem projenin yapısı itibariyle belli bir karar vermemiz gerekiyordu. Proje TANAP destekli ve TANAP'ın kendi şartları var. Boru hattının geçtiği bölgelerde olması gerekiyor. Bunun için öncelikli olarak bir iş analiziyle başlandı ve bu iş analiziyle bağlantılı olarak Zicev'in hizmet vermekte olduğu, merkezin olduğu Gölbaşı'nda, yani boru hattının geçtiği bölgede öncelikli olarak ihtiyaç duyulan meslek grupları nelerdir? Bunun taraması yapıldı. Bunun için işte çeşitli kaynaklardan, verilerden faydalanıldı ve görülen şuydu: öncelikli olarak hizmet sektörü ve diğer ilişkili sektörlerde ihtiyaç oldu. Aynı zamanda üretim sektörü ihtiyacı da ortadaydı. Buna dönük olarak ne yapabiliriz? Şimdi burada ikinci değişkenimiz devreye giriyor. O da genel anlamda, karakteristikler bakımından zihinsel engelli bireylerin genel özellikleri. Biz burada aşırı komplike yaşayan veriler, beceriler yerine belli ritmik düzeni olan, kendi içerisinde devam eden ve kişilere onu yaptığı zaman işin önemli bir kısmını yapabileceği şekilde ön beceri oluşturabileceği becerilere odaklanmaya çalıştık. Ve bu becerileri seçtiğimizde teknik ekiple bir araya girip bunların modellemesinin yazılım şeklinde nasıl yapılabileceğini görüşüp konuyu devam ettirdik. Seçtiğimiz beceriler montaj becerisi, servis yapma becerisi ve temizlik becerisi. Bunun için mesela servis yaparken aynı hareketle farklı mekanlarda, farklı kişilerin karşısında, farklı biçimlerde genelleme yapabileceğiniz bir beceri olmasına dikkat ettik. Montaj da keza öyle. Bugünün montaj sektörü içerisinde elinize bir matkap aldığınızda, matkabın ileri ve geri tuşunu aktif bir şekilde kullanarak çok sayıda şeyi birleştirebilir hale gelebiliyorsunuz. Bu da çocukların birçok yerde, birçok bantta, birçok şekilde çalışabilmesi için ilk temel beceriyi oluşturuyor. Bana geriye kalan genelleme. Bunu da staj ortamına çektiğimde arkasından süreci devam ettirmek bizim için çok daha kolaylaşacak. Size göre zaman içerisinde teknoloji ve zihin engeli olan bireylerin eğitimi daha başka nasıl projelerde birleşebilir? Çok fazla projede birleşebilir. Her teknoloji kendi içindeki gelişim itibariyle ve İnsanların yaşamı, gelişimi ve öğrenmesini destekleyici özellikleriyle günden güne değişiyor ve gelişiyor. Şu anda yaşamımıza girmediği yer kalmadı. Bilişsel becerilerimizi geliştirmek için kullanabiliriz. Kendimizi düzenlemek için kullanabiliriz. Sosyal becerilerimizi geliştirmek için kullanabiliriz. İletişim becerilerimiz için bile kullanabilir durumdayız. Temel becerilerimizi geliştirmek için bile kullanabilir durumdayız. Bunun dışında yaşam boyu öğrenme, mesleki beceri öğrenmesi, her türlü yerde teknolojiyle ilişkilendirebiliriz. Bu sadece öğrenme boyutu. Bir de bunun yardımcı teknoloji boyutu var. Yani günlük yaşamımız içerisinde
işlevlerimizin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için teknolojinin kullanımı var. Ama o tarafa hiç girmeden doğrudan öğrenme boyutuyla, gelişim boyutuyla alakalı konuşacak olursak mesela şunu düşünelim. Otizmli bireyler. Yüz yüze iletişimde zorluk çekiyor bu çocuklar. Peki acaba bu çocuklar sanal internet ortamında belli becerilerin pratiğini yapma şansı yakalarlarsa bunu kendi sınıf ortamlarına dönüştürme şansları olabilir mi? Ya da görme engelli bireyler acaba öğrenme süreçlerini desteklemek için sesle ve diğer dokunulabilir unsurlarda desteklenebilir mi? İşitme engeli olan bireylerin görsel destekleyicilerle, öğrenme güçlüğü olan bireylerin görsel destekleyicilerle öğrenme süreçlerini zenginleştirebilir miyiz? Mesela küçük bir tane örnek vereyim. Bu yeni gelişmekte olan çok boyutlu gerçeklik ortamlarında bir kitap düşünün. O kitabın üzerinde bir kod düşünün ve o kodun taranması halinde kitabın üstünde ya da herhangi bir ekran ya da uygun bir zemin üzerinde gerekirse 3 boyutlu olabilecek şekilde. Hadi 3 boyutlu olmasın. Bir tablet veya bilgisayar ekranında normal bir ekran gibi animasyonlarla, gerçek video görüntüleriyle, anlatımlarıyla problem çözme sürecini destekleyebilecek şekilde bunu dokunmatik ekran üzerine taşıyıp orada çocuğa aktarmakta olduklarımızı yeni problemlere uygulayıp orada kendi eliyle hatta gözünün takibiyle, gözünün işaretlemesiyle ve sürdürmesiyle aklımı devreye sokuyorum, elimi devreye sokuyorum, gözümü devreye sokuyorum, problem çözüyorum, alıyorum, karşı tarafa veriyorum. Öğrenmenin sürdürülebilir hale gelmesi için faydalanabileceğim tüm kanalları kullanıyorum. Teknoloji bize bunu söylüyor ve zihin engelli bireyler de bunu son derece yapabilir ve kullanabilir vaziyetteler. Sadece bunu tasarlarken biraz daha onların özellikleriyle ilişkilendirebilecek bir tasarıma ihtiyaç var. O yüzden hiç fark etmez. Bana göre herkes için teknoloji kullanılabilir durumda şu anda.